Merhaba arkadaşlar, omurgasız hayvanlarla ilgili bazı bilgiler vereceğiz bu dersimizde. Ama öncelikli olarak hayvanlar aleminde dikkate alınan bazı yapılar var. En azından hayvanlar aleminin sınıflandırılmasında dikkate alınan yapılar var. Bunlardan bir tanesi embriyonik tabakalar. Yani ektoderm, endoderm ve mezoderm. Bir diğer dikkate alınan kriterimiz vücut simetrileri. İki farklı vücut simetrisinden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi radyal simetri, bir diğeri ise bilateral simetri. Hayvanlar aleminde bu iki simetri dikkate alınıyor. Mesela şuradaki hayvan dikkate alındığında şu şekilde bir simetri alındığında değerli arkadaşlarım, bu hayvanın şuradaki simetrisi arka tarafta aynen var. Şu şekilde bir simetri aldığımız zaman yine bu taraftaki simetrisi diğer tarafta mevcuttur. Buna radyal simetri diyoruz. Yani kesiti nereden alırsanız alın diğer tarafında mutlaka bir simetrisi görülecektir. Ancak şu şekilde bir canlıyı dikkate aldığımız zaman sadece bu bölgeden bir simetri alabiliyoruz. Şu şekilde bir simetri aldık değerli arkadaşlar. Dolayısıyla şu parçanın simetrisi diğer tarafta mevcut olmuş oluyor. Buna da bilateral simetri adını veriyoruz. Şu şekilde de notumuza alalım. Bir diğer dikkate alınan yapı segmentli yapı. Yani vücutlarında bölmeler var mı yok mu? Hemen aşağıda halkalı solucanları görüyoruz. Mesela şurada şu şekilde halkaların olduğunu görüyoruz. Yani segmentler olduğunu görüyoruz. Yine şuradaki canlıya geldiğimiz zaman burada değerli arkadaşlar yine segmentlerin olduğunu görüyoruz. Yine hayvanların sınıflandırılmasında dikkat alınan yapılar arasında yer alıyor. Yuvarlak solucanlara gelelim arkadaşlar. Yuvarlak solucanlarda vücut dışına açılan iki açıklık var. Bu açıklıklardan biri ağız, bir diğeri ise anüs görevini üstlenecek. Segment mevcut değil ve büyük bir çoğunluğu ise ayrı eşeyli. Yani bu bireylerin dişi bireyleri var, erkek bireyleri var. Parazitlik bu grupta görülmektedir. İskelet ise hidrostatik iskelet. Yani vücut sıvıları ile hareket edebiliyorlar. Bağırsak solucanı, kıl kurdu, kancalı kurt, tirişin gibi canlılar bu yuvarlak solucanlar grubunda bulunmaktadır. Bir diğer solucan grubu halkalı solucanlar. Halkalı solucanların yaşam alanı su ve kara. İki ortamda da yaşayabiliyorlar. Segmentli yapıya baktığımız zaman hayvanın vücudunu incelediğimizde bölmelerin olduğunu görüyoruz. Yani segmentli yapının var olduğu ortaya çıkıyor. Solunum sistemi suda yaşayanlarda arkadaşlar solungaç solunumunu göreceğiz. Ama buna ek olarak bir de deri solunumu var suda yaşayanlarda. Karada yaşayanlarda da yine deri solunumu var. Ancak suda yaşayanlarda deri solunumu ciddi bir problem oluşturmuyor. Onun nedeni de zaten suda oldukları için derileri nemli kalıyor. Ama karada yaşayanlarda derinin kuruma tehlikesi olduğu için derilerini sürekli nemli tutmak zorunda kalıyorlar. Yani nemli bir deri var ve derilerinde mukus salgılayan bezler var. Sindirim sistemleri gelişmiştir. Daha doğrusu sindirim sistemleri var. Zaten yuvarlak solucanlarda ağız ve anüs olmak üzere iki açıklık oluşmuştu. Ağız ve anüsün arasına artık sindirim organları yerleştirildi ve bir sindirim sistemi oluştu. Ve dolayısıyla bu canlılarda etkin bir hücre dışı sindirimi de görülüyor. Sindirim organları ve sistemi olması münasebetiyle. Dolaşım sistemleri var. Dolaşım sistemleri kapalı kan dolaşımı değerli arkadaşlarım. Kapalı kan dolaşımı olduğuna göre kalplerinin veya kalbe benzeyen yapıların olması gerekiyor ve kalbe bağlı damarlar da var. Ama en önemlisi kılcal kan damarlarının bu canlılarda olması. Kapalı kan dolaşımının en önemli özelliklerinden biri de buydu. Kapalı kan dolaşımında kan damar dışına çıkmıyor. Boşaltım sistemleri mevcut ve boşaltım sistemi ise nefridyum olarak isimlendiriliyor ve genel olarak boşaltım ürünü ise bu canlılarda üre. Peki solunum pigmenti var mı? Arkadaşlar bu canlıların solunum organı deri olduğuna göre ve dışarıdan alınan gaz, oksijen kana verildiğine göre, yani oksijeni kan taşıyacağına göre o zaman bir solunum pigmentinin olması gerekiyor. İskelet ve kas sistemleri var mı? Evet var. Ama bu da diğer solucan gruplarında olduğu gibi hidrostatik iskelete sahip. Yani kemik ve kıkırdak gibi yapılar yok. İç iskelet, dış iskelet gibi yapılar mevcut değil. Sinir sistemleri, ip merdiveni, sinir sistemi tıpkı planaryada olduğu gibi.
Dolayısıyla bir merkezi sinir sistemi mevcuttur. Yani beyin var ama bu beyin ganglion'dur değerli arkadaşlar. Yani bir sinir yumağı. Şimdi beyin olduğuna göre acaba öğrenme var mı? Tabii öğrenmenin düzeyi de önemli. Ama basit düzeyde de olsa bir öğrenme mevcut. Eşey durumları, bunlarda hermafroditlik de görülüyor. Ayrı eşeylik de görülüyor. Şimdi burada ayrı eşeylik ve hermafroditlik görüldüğüne göre üremelerine geldiğimiz zaman o halde eşeyli üreme var diyebiliriz. Ama bunun dışında aynı zamanda eşeysiz olarak da bir çoğalma görülebiliyor. Peki eşeysiz çoğalması nasıl oluyor? Rejenerasyon yani yenilenme dediğimiz bir olayla gerçekleştirebiliyorlar. Evet arkadaşlar, bir diğer omurgasız hayvan grubumuz eklem bacakları. Eklem bacakların yaşam alanları kara arkadaşlar. Segment görülüyor. Vücutlarında segmentler, bölmeler mevcut. İskeletleri dış iskelet ve bu dış iskeletlerin yapısında azotlu bir polisakkarit olan kitin bulunuyor. İskeletleri arkadaşlar büyümeyi dış iskelet olduğu için büyümelerini engel teşkil ediyor. Bu yüzden ne yapmaları gerekiyor? Kabuk değiştirmek durumunda kalıyorlar. Kabuk değişimi var. Boşaltım sistemine geldiğimizde Malpighi küplerinin olduğunu görüyoruz. Ayrı bir boşaltım sistemi var diğerlerinden. Boşaltım ürünü ise ürik asit. Ürik asit biliyorsunuz karasal hayata uyum yapmış olan canlıların ürettiği bir boşaltım ürünüdür. Yani su kaybını engelleyen karasal bir adaptasyondur. Dolaşım sistemleri açık kan dolaşımı. Açık kan dolaşımının en önemli özelliği kılcal damarların olmaması. Kılcal damar yok. Ve sonurum sistemleri ise yine bunlarda özel bir sonurum sistemi var. Trake sistemi mevcut. Dikkat ettiyseniz özel bir canlı grubu olduğu görülüyor. Trake sistemin hemen yan tarafta gördüğümüz zaman arkadaşlar bu boruların ta hücrelere kadar, ki şurada da hücrelerimizin olduğunu varsayalım, hücrelere kadar uzanıyor. Dış ortamdan gelen oksijeni bizzat alıyorlar ve doğrudan doğruya kendileri bu borular yardımıyla hücrelere kadar ulaştırıyor. Trake sisteminin kanla bir bağlantısı, bir başka deyişle dolaşım sistemiyle bir ilişkisi görülmüyor. Çünkü oksijeni de, karbondioksiti de bu borular taşıyor. Kan taşımıyor. Kan taşımadığı için gazları, bu canlıların kanlarında sonurum pigmenti yok. Çünkü kanda oksijen taşınmıyor, karbondioksit taşınmıyor. Bu yüzden de hemoglobin gibi, hemosiyanin gibi ve diğer pigmentler bu canlıların kanlarında yer almıyor. Yalnız karşımıza bir soru çıkıyor. Bu canlılar açık kan dolaşımına sahip olmasına rağmen nasıl oluyor da hızlı hareket edebilirler? Çünkü açık kan dolaşımında kan hareketi yavaştır. Yavaş olduğu için bu canlılara besin olsun, sonurum gazları olsun yavaş gidiyordu. Ama diyor ki soru, neden bu canlılar açık kan dolaşımına sahip olmasına rağmen hızlı bir şekilde hareket edebiliyorlar? İşte bunun sebeplerinden biri de değerli arkadaşlar trake sonurum sisteminin varlığıdır. Çünkü trake sistemi de oksijeni kan değil, yavaş akan kan değil, çok hızlı bir şekilde ileten bu trake sistemi oksijen hücrelere kadar taşıdığından oksijen hücreleri hızlı bir şekilde gitmekte. Bu da enerjiye hızlı bir şekilde dönüştürüldüğü için bu canlı hareketini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Aynı zamanda bu canlılarda bu hızlı hareketleri gerçekleştirebilmesi için çizgili kaslar da mevcuttur. Eşey durumuna geldiğimiz zaman bunların tamamı ayrı eşeylidir. Yani hermafroditlik görülmüyor. Üremelerine gelelim. Ayrı eşeyli olduklarına göre bunlarda eşeyli üreme görülüyor. Eşeysiz üreme de yine bu canlılarda görülmüyor. Döllenme, karasal canlılar olduğu için ve diğer karasal canlılarda olduğu gibi mecburen çiftleşme yapmak zorundalar ve döllenmeyi dişi bireyin vücudu içerisine almak zorundalar. Çünkü kara ortamına sperm bırakılmaz. Bırakılsa bile o spermler hareket edemez. Spermlerin hareket edebilmesi için sıvı bir ortama ihtiyaç var. Bu yüzden de döllenme iç kısma çekilmiş. Fakat bu canlılar gelişmelerini dış ortamda yapıyorlar. Ancak bu canlıların önemli bir problemi var. Yumurtalarındaki vitellus miktarı, yumurtalarındaki besin miktarı yetersiz olduğu için bu canlıların yavruları yumurta içerisinde gelişimini tamamlayamıyor.
Bu yüzden de başkalaşım dediğimiz veya bir başka deyişle metamorfoz dediğimiz bir olayı gerçekleştiriyorlar. Sinir sistemleri diğerlerinde olduğu gibi ip merdiveni sinir sistemi. Yani ip merdiveni sinir sistemi olduğuna göre o halde beyin bu canlılarda mevcuttur değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bu canlıları örnek olarak yengeç, karides, kerevit, su piresi, örümcekler, çok hayatlılar, böcekler örnek olarak verilebilir. Dikkat edeceğimiz noktalardan biri de şu. Böcekler gövdeleri baş, göğüs ve karın olmak üzere 3 kısma ayrılmaktadır. Arkadaşlar tekrar yazıyorum. Şuraya yazıyorum. Baş, göğüs ve karın olmak üzere vücutları 3 kısma ayrılıyormuş. Çoğu kanatlı olan bu böcekler arkadaşlar 6 çift bacak taşıyorlar. Bunu da şuraya ekleyelim.